arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, Gülcan'la babam gelirken küçük bir alışveriş yapmış. Bakalım neler almış. Neler aldı babam? Neler almadı bakalım. Hepinize merhaba canlarım benim bu arada. Öncelikle oradan başlayalım, neler var? Şöyle arkadaşlar, yeşillik varken havuç. Şöyle havucumuz var. Paralarına da vardı zaten dolapta, duruyor. Kaşar arkadaşlar. Bu kaşar gerçekten aynı bildiğiniz böyle tereyağı gibi. Çok adı neydi? Çok güzel oluyor bu. Bakayım ben göremiyorum. Bu şey Yunus markasının kendi şeyi kaşarı. Çok güzel. Onlar kendileri üretiyorlarmış tereyağısını. Oradan ya. Babam sevdiği için o şekilde alıyor. Evet. Güzelmiş. Ne demiş? 4'te 3 tereyağı. Aman. Ya, bu da tereyağı. Sonunda tereyağı. Bu arada almış. Bu arada tereyağı gelene kadar erimiş mi? Erimiş, evet, sıcak. Hava çok sıcak bugün. Hemen onu dolaba koyalım. Tamam mı? Burada da ne almışlar? Dana kuşbaşı kıyma almışlar arkadaşlar. Al bir şey şöyle. Elif senin ne dedi? Ne dedi? Köfte yapalım mı dedi? Lahmacun yapalım mı? Hemen gördüm bir tereyağını ya. Hemen yap. Canın istedi. Tamam yapmayayım hadi. Siz yemeklere katın azar azar. Yemeklere yapın. Arkadaşlar. Balık mı güzel? Yok yok. Bir lahmacun bir köfte dediniz de. Fark etmez hangisini istiyorsanız. Köfte etsek lahmacuna kalmaz. Lahmacun etsek köfte kalmaz. Lahmacun mu yapalım? He? Fark etmez siz bilirsiniz. Arkadaşlar domates almışlar. Pembe pembe. Baba. Bakabilir miyim şu domateslere? Domates pembe pembe. Yırtılmış. Baba bunu niye koyuyor etmiş? Hiç açmaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle güzel domatesle bakıyorum. Yırttın mı? Yırtılmış dedim, alttan düşecek dedim de duymadım beni. Pembe pembe. Tamam. Kendi bahçemizin domatesler inşallah böyle böyle bir olursa biz gibi yeriz. Olur inşallah. Bu arada tamam. Bahçede arkadaşlar o kadar güzel oldu, o kadar güzel oldu ki kayısılarımız. Görüyorsunuz zaten videolarda. Az önce ben anne yoldan geliyorduk. Ablam ne toplamış bir sor bakayım. Tut. İyice köylü oldum kız sen. Tut. İyice köylü oldu. Mahpule abla dedi ki dutlar dedi, dökülüyor dedi. Gelin, abla gidelim, ne diyeceğim. Toplam. Anne sen en iyisini at biliyor musun? 2 tane koyun al. Koyun gidek ablam. Anca zaman geçer burada. Doğru söylüyorum aslında çobancım. Sit sağ. Koyuna yaklaştırın, belki de ineğe yaklaştırın. Ama inek hiçbir şey yapma. Ben oldum bittim, çocukluktan beri bir inek korkum var. Benim de vardı, ben yendim. Çoban güdeye gide. Domestos almış, bunu büyük bir ihtimal anne şey yapmış. Yetmiş babam büyük. Böyle ya. Arkadaşlar. Bakalım yok yetmiyor kızım. Büyük doğru iyi olmuş. Bulaşıklara falan herhalde büyük bir ihtimal. Babama bunlar... da kurtayını öldür dedik. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ağacı sanırım çamaşır suyu ya, onu bulaşık makinesine koyduğunuz zaman çok güzel parlak çıkartıyor. Viki de aynı şekilde. Kirli diyor da. Normal domestostan diğeri daha şu ağacı daha iyi çıkartıyormuş. Bilmiyorum. Tabii tabii. Ağacı. Bilmiyorum. Şeylere Elif beyazlara koyuyor ya şey boşu olan. Beyazlara güzel oluyor. Beyazlara. Zaten çamaşır suyu demiş. Ben hep koyarım. O ne? Sinyal şeyi. Vız vız az. Aha, vız vız. Anne, ablam sana ne yaptı az önce? Kim? Kız ablam. Bir şey demedi. Ya bu da yağ çözücü. Anne istediğin yağ almış. Çok çözücü, parç yokucu arkadaşlar. Burada kireçli olduğuna ben bunu demle dealde hemen... Arkadaşlar. Evet, seni dinliyorum anne. Arkadaşlar hemen dün kaldın. Araya girdiniz. Kireç, tek tek konuşalım. İkimiz olmayı. Bunu hemen lavaboya yerlerine hani şey tutuyor ya, sararıyor ya. Çaydanlıklar da çok güzel oluyor. Buna da iyi oluyor. Kireç sokucu da iyi oluyor. Burada iyi arkadaşlar oluyor. Aşırı derecede şey var. Biliyorsunuz kireç var. Sularımız ocağı maalesef yiymiş. Kireçli. Ondan dolayı da biz por çözümü mecburen kullanıyoruz. Ocağı aslında da kullanılıymış. Tabii yağ sökücü çözücü o zaten. Yağ sökücüymüş. Ama bizim ocakta leke bulamıyoruz. Bırakabilir arkadaşlar. Ha Türkçe ise geçen ablas kaldı. Ha az daha. Türkçe'yi geç ettim. Bu da Feri'nin bulaşık deterjanı açsak arkadaşlar. Bulaşık deterjanı vardı aslında. Yok muydu? Az mı kaldıydı? Üç tarafta kullanıyoruz. Babam ne diyor biliyor musunuz? Böyle diyor. Hatice Hanım diyor. Az az isteyince diyor. Öyle komşusuyla konuşurken o şekilde değiniyor arkadaşlar. Şimdi bu Furan'ın. Evet az kalmış. Az kalmış. Evet. Bizde vardı etik bir şey buranın. Dışarıya dedik. Bu arada cif almışlar bir tane de şu yanındaki de herhalde al. Ona bir bakabilir miyiz? Ben onu çok merak ettim bu arada. Evet. Arkadaşlar ilk defa gördüm. Bir saniye. Sprey diyor ama ne spreyi? Bir okusana. Bir saniye. Kapıma. Yani hediye vermişler abi. Hı hı.
Abla bıçak yardımıyla istersen. Arkadaşlar sadece ne olduğunu merak ediyorum. Ben de merak ettim. Şu da cif arkadaşlar, böyle sulu, fazla şey değil. Fırsat mı diye, fırsat. Herhalde bir tane. Bak birisi limonlu, birisi amonyak. Yok yok, onu bunu var ya istemem. Şeylerde kullanabiliyor musun? Bak ışık düğmesinde, kolilerde, anahtarda mesela, kapı kollarında, tezgah, bir de giriş arabası diyor. Mesela bu şey elimizde herhalde. Elimizde yapıştırma. Yok yapıştırmayız. Oğlum onudur. Merak ettim. Su. Sprey, bildiğin sprey. Su evde ve dış alanlarda hijyen sağlıyormuş. Bakayım, neyse babam onu biliyordur elinde sonunda. Arkadaşlar bu arada biz ne olduğunu bilmiyoruz. Yorumlar kısmında güzelce yazarsanız. Anne bugün bir çoban salata yapak mı? Ne yapalım? Bir de lahmacun yapak mı? Yapak, tamam. Şey yapabilirsin ya. Nazlı yorum bulaşmış. Hamurunu mu? Hamuru neden diyorum? Bazlamamızda ekmek var. Ha, o zaman tamam, haklısın. Elçik bir şey var. Müşteri de ekmek var. Abla senin diyet yapman gerekmiyor muydu? Olabilir. Doktor. Arada bir yemem lazım ama o kadar dolmaz canım. Açlıktan bayılacağım. Diyorum. Ama bu diyet hakkı olsa olmadınız. Söylemediniz. Neyse baba ben. Söyleseydiniz neyse. Alırdık. Arkadaşlar canlarım. Bir de kısırlık alaydı Neyit. Unutmuşum. Yeşilliğimiz vardı bol bol. Şöyle geçip yapsaydım. Yeseydik, yoğursaydım. Ne var? Ne? Yeşillik mi yok? Bahçede yeşilliğin var ya. Yeşillik yok demedim ki. Yeşillik varken dedim. Bir çiğ kote dedim. Kısırlık kote atsaydın yapsaydın. Var ya. O bir yaparız. Bir şey de olacak. Tamam sana. Çiğ kote yok. Şeyde de var. Yok. Çiğ köfte eden bir şey olmaz ki. Yok, çiğ köfte, mük köfte hiçbir şey yapamazsınız. Tamam o zaman. Anne, şey bugün kıymalı börek yapak. Bana, ben arkadaşlar bir ara diyete başladım. Evet, dur, dur. Şey olmaz, diyete başladıydım. Ablam kıymalı börek yaptı ki diyetimi bozdurdu. Sıra sıra bende. Neyse, şakasına diyorum arkadaşlar. Sırayla değil mi? Para yok, yok. Şaka. Arkadaşlar. Sıcak bir hava var, yanıyor. Hava bu kutu var ya Allah'tan ya. Şeyi yapmışım kucağım kuhul kuhul esiyordu. Böyle arada esiyor da hava kızdırıyor, yağmadı. Yağsaydı dedik seninle, yağmur var mı? Bu sıra yağmur şu an gözükmüyor, bakalım. Korkmuyor mu o zaman? Anne dünkü yaptığım mantı çok lezzetliydi. O mantıdan böyle gene 8-10 tane yapalım, çok bir şey değil. Bence onay ya. Yapalım. Bir şey söyleyeyim mi? Bak. Beni bir yorumuma söyleyeyim size. Şu normal kestiğimiz mantı var ya. O mantıyı normal mantı yapmakta kullanalım. Erişteyi de ince kestiğimiz erişteyi de çorbalarda kullanalım. Biz kendimiz yiyoruz ya arkadaşlar. Biz kolay yol arıyoruz sizlere de. Bir şey diyeyim. Ama şeyde çok eleştirdim ben seni. Neden? Videoda. Neden? Dedim tembel dedim. Tohumluk yatıya bakmasın. Bayağı bir saydırdım kızım. Kusura bakma. Şeyde olur. İyi yüzüme konuşuyorsun hadi. Çorbalığı kestin de. Mantı da olur be arkadaşlar. Çorbalığı kestin de diyorsun da sizin kadar gene kestim. Niye öyle yapıyorsunuz? Mantıyı yap dedim hatırlıyorum. Kalkın dedim. Beni kaldırmamışsınız. Kapıya dayanmanız lazım. Seslenirseniz yanıma. Evet daha var yok. Kapıya aynı bavul çalmış gibi şöyle canımızın. Abla cesaretin var mı? Kendimi o zaman bavulundan aşağı atmam lazım. Sen şimdi ne yap? Baş aşağıya. Hani... Vurduğun gibi kaçacaksın. Ya merdivenlerden paldır küldür yine. Ama babam mı bu babam? Evet, babam vurunca kalkıyor ama. Böyle fırsat mı? Davul çalar. Arkadaşlar, bizim çenemiz açıldı. Evet. Kusura bakmayın canlarım benim. Eline kuluna sağlık babayın. Kesesine bereket. Allah olmayanla versin Rabbim. Gelin beraber amin, yiyek. Allah'a emanet olun. Bugünkü videomuz bu kadar. Hoşça kalın canlarım benim kanalımıza. Abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakmayı unutmayın canlarım. Hoşça kalın arkadaşlar.